Përshëndetje të nderuar miq, vazhdojmë reportazhet me shqiptarët e Turqisë. Për momentin jemi në zemër të Stambollit, jemi në Maçka, me një familje shumë të njohur si nga ana politike dhe nga ana sociale, dhe tani dua t'ju prezantojmë zonjën. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmin, soy isminiz? Evet, ben Nevra Batu. Vallahi zor yapacağım. Arnold'u deyince hemen gözlerim yaşlı oluyor. Quhet Nevra Batu ve sot kur më thua shqiptar me mbushën syt me lot. Sevgili izleyiciler merhabalar. Bugün Türkiye'de yaşayan Arnavut kökenli ailelerle röportajım aslında herkesi tarafından tanınan gereken politik, gereken sosyal hayatlarında Türkiye'de çok büyük katkıda bulunmuş olan İnal Batu'nun eşiyle Nevran Hanım'la. Evet. Merhabalar. Merhaba. İlk önce kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben çok teşekkür ederim. Pra të nderuar miq, sot vazhdojmë reportazhet me familjet shqiptare, të cilat ndjejnë krenari dhe të mbushën me lot kur thonë që jemi shqiptar. Jemi me zonjën bashorten e zotërisë Inal Batu, i cili ka qenë një nga figurat më të larta politike këtu në Turqi, edhe vajza e saj patjetër që është një nga figurat më të njohura, por ajo ç'është të kalojmë më vonë. Sizin isminizi duyduğum anda öyle bir övgüyle anlattılar ki bana Aliye Hanım ki eşinizi zaten tanımayan yok. Hem Türkiye'de hem evet. Dünyada hem politika ve Türkiye'de bulunmuş olan katkılarından dolayı, güzel çalışmalardan dolayı, bir de kızınız ki şu an Türkiye'de Türkiye medyasının gözdesidir kendisi. Ama ben özel olarak sizlerle bir Arnavut kanı taşıyan bir hanım olarak bir röportajla başlamak istiyordum. Kızım da benim gibi. Sizin gibi mi? Evet, o da benim gibi. Pra ajo që më shtyu më tepër mua ishte çështja që mbajnë gjakun shqiptar, patjetër që edhe janë një familje të cilët kanë kontribuar qoftë në Turqi dhe emri tyre njihet në kudo në botë, por këto ndiqni ciklin që po vazhdojmë me zonjën. Siz nerede doğdunuz? Ben Türkiye'de doğdum. Makedonya'dan geldikleri sene doğuyorum burada. Kim geldi Makedonya'da? Annem ve babam. Hangi bölgede? Şeyden. Ohri'den geliyorlar. Ohri'den. Pra ka lindur në Turqi atë vit që nëna dhe babai i saj kanë ardhur nga Ohrid, por nëna e saj është me origjinë nga Dibra e Madhe. Annen tam olarak hangi köyde, hangi yerden gelmişti? Debre'den. Debre'den. Evet, Debre'den. İkinci Dünya Harbi'nde de Tiran'da okuyor. İtalyan okulunda okuyor. Ama okul harpten bombalar atıldığı için evine dönüyor. Yani Tirana'da okudu anneniz. Evet, evet. Zaten bizim ailenin bütün çocukları şeyde Tiran'da okurlar. Nëna e saj është nga Dibra e Madhe dhe ka përfunduar studimet në lisein, pra në gjimnazin italian në Tiranë. Gjatë luftës së dytë botërore është bombarduar shkolla dhe nga ajo ka ndaluar mësimet atje. Anneniz ismi neydi? Vallahi hepsinin nadir ama Türkiye'de oluyor. Hı hı. Dire ismi. Dire. Evet. Dire. Dire. Hep Arnavutça'nın şeydir, isimledir. İsimlerden. Hepsi Arnavut. Ve nëna e saj quhej Tire edhe gjithmonë thot kanë mbajtur emrat shqip dhe kanë folur shqip. Annen buraya geldiğinde kaç yaşındaymış? Yani siz o sene dünyaya geldiğinizi göre. Herhalde 17 yaşında. 17 yaşlarında. Evet. Nëna e saj pra ka ardhur në moshën 17 vjeçare. Anneniz kimle gelmişti Türkiye'ye? Annem harp döneminde tek başına vapura binecek, vapuru kaçırıyor. Kaçırdığı vapur bombalanıyor. Aha. Bu ağlıyordu o şeyde. Kaç yılında limanda, bu? Vallahi işte, 2. Dünya Harbi'de son bombalar. 2. Dünya Harbi 1945 yıllarında mı? Evet, evet. Pra nëna e saj thot që në mas luftës së dytë botërore, në atë kohë më sa i kujtohet, thot ka ardhur e vetme në moshën 17 vjeçare në atë kohë dhe ka hyrë në vapor që të vi dhe ai vapor në të cilin ka hipur, si duket në brigjet e Durrësit, vapori është bombarduar. Yani sonra karayoluyla geliyor. Vapur, o anda vapurda mı bulunuyor? Kaçırmış vapuru. Kaçırmış vapuru. Vapuru kaçırmış. O vapur batlıyor orada. Bombardımandan. Denizin içinde. Hangi şehirde binmiş? Hiç hatırlar mısın? Hiç hatırlamıyorum. Durus, Vlora? Hiç hatırlamıyorum. Pra thot nuk e mbaj mend emrin se në cilin liman ka bitur Adriatik, në brigjit e Adriatikut, Adriatik kayaları o zaman ya Durus'ta o zaman vapurlar kalkıyordu. Pra nëna e saj ka thënë që në brigjit e Adriatikut kanë ngritur vapurat me të cilët kanë marrë rrugën për Turqi dhe ajo ka shkuar që të kap vaporin. Në këtë moment vapori është bombarduar edhe është përfundosur në fund të detit dhe ajo nga kjo fatkeqësi që ka ndodhur pra nga bombardimi ajo ka ngelur e gjallë pra ka shpëtuar jetën. Sonra, pastaj ka ardhur në rrugën toksore me çfarë mënyre ka ardhur. Sonra nasıl gelmişti? Sonra karayoluyla Bulgaristan'a giriyorlar. Yani trenle mi? Trenle gelmiş. Trenle gelmişler. Bulgaristan'da indiriyorlar Edirne'de ve yürüyerek Edirne'ye. Yani sınırdan oraya yürüyerek gelmiş. Pastaj ka ardhur me tren nga atje deri në Bulgaristan. 36 ayakkabı giyiyormuş. Edirne'ye girdiği vakit 40 olmuş ayağı. Allah Allah. Evet, şişmişler tabii. Çok yani çok zorlukla gelmişler. Yani o Bulgaristan'da bırakıldığı yerden Edirne sınırına kadar yürüye gelmiş değil mi? Orası evet, Bulgaristan sınırından Edirne'ye geliyor. Pra ato kanë ardhur me tren nga Shqipëria në Bullgari dhe nga Bullgaria aty në Turqi kanë kaluar në këmbë dhe thotë që nëna ime në atkohë bante vishte këpucët me numër 36, por nga që këmbët ishin entur, ju ka bërë numri këmbës 40. Soy ismi neydi annenizinin? Soyadı Krifser galiba. Krifser. Krifser. Krifser, baba tarafında Krifser. Evet. Pra Kripsi Beyler'den anlatan. Ne? Kripsi Beyler diyor. Kripsi Beyler, Kripsi. Olabilir. Kripsi. Evet. Pra nëna e saj e ka pas mbi emrin Kripsi, ka qenë nga fisi i Kripsi e beylerve të Kripas dhe me atë mbi emër ka ardhur këto. Annen buraya geldiğinde hiç Türkçe biliyor muymuş? Hiç bilmiyor. Kime gelmiş? Buraya kimler beklemiş onu? Hayır, kocası burada. Kocası burada. Evet. Kocası nasıl gelmiş? O tek gelmiş? Başına gelmiş. Sonra annem geliyor arkasında. O nereden gelmiş kocası? O nasıl? O da Ohri'den geliyor. Ohri'den geliyor. Evet. Geliyor, ev tutuyor. Annemi çağırıyor, annem geliyor. Yani küçücük çocuk aslında. Pra nëna e saj ka qenë vetëm 17 vjeç në atë kohë dhe ka qenë martuar. Akraba yok, hiç akraba yok burada. Këtu thot nuk ka pasur asnjë të afërm, por ka qenë martuar edhe i shoqi i saj kishte ardhur më përpara, kishte zënë një shtëpi këtu dhe e ka thirrur ato eja, edhe ajo nisur pra nga brigjit Adriatikut të Durrësit të vi, ka kaluar fatkeqësia dhe kështu që ka ardhur në Turqi pa ditur gjuhë edhe pa pasur asnjë familje tjetër. Peki orada neler yaşamışlar? Hiç anlatıyorlar mıydı? Yani Arnavutların, yani annemlerin yaşadığı, Debre'de yaşadığını anlatayım. Bir kere korkunç şey var. Bombardıman falan var. Yahudi komşuları korkunç başlarına gelen ve benim bildiğim o komşulardan birçoğunu evlerinin bodrum katında bunlar harp bitinceye kadar beslemişler, saklamışlar. Desteklemişler. O Yahudiler bunlar tabii, desteklemişler. Tabii. Yahudiler değil, annemler. Annemin ailesi. Pra thot nëna ime në Dibër, në atë kohë që ka jetuar në Dibër, ka qenë koha e luftës së dytë botërore, kudo thot tregon zonja që nëna e saj ka treguar që vendi gjëmonte nga bombardimet, nga bombat, edhe gjithmonë u fshinin dhe fshinin edhe të tjerët në bodrumet e shtëpive dhe i ushqenin atje. Nëna e saj ka treguar që në atë kohë ka qenë koha e bombardimeve, në Dibër kanë kaluar shumë probleme nga lufta e dytë botërore, kudo kanë gjëmuar bombat, edhe janë strehuar në bodrumet e shtëpive për të shpëtuar jetën dhe kanë strehuar të tjerët të cilët kanë pasur nevojë. Kendi ailesinin de çok problemi oluyor orada. Nasıl bir problem yani? Şöyle oluyor. Arnavutluğa bir kere çocuklarının hepsi orada okuyorlar. Arnavutluk'ta okuyorlar. Yani Debre'de okuyan ailesinin Çocukları hep Tiran'da okuyorlar. Komünistlik olunca maalesef o zaman Arnavutluk'taki yöneticilerin çoğu akrabaları üstelik. Buna rağmen annemin dayısının 2 çocuğu, sınırlar kapanıyor. Teyzem evli, kocası orada kalıyor. Birçok akraba Tiran'da kalıyor. Dayısının çocukları orada okuyor üniversitede. Sınır kapanıyor. Çocuklarını 25 sene falan göremiyor. Një tragedi me vërtet shumë e rëndë, sepse kur janë ndarë mbas luftës së dytë botërore, kur janë ndarë kufitë e Shqipërisë me Maqedoninë dhe Jugosllavinë, pra kur ka vazhduar regjimi i ri shqiptar, thotë që pjesa e një e madhe e familjes ka ngelur në pjesën e Dibrës të madhe të Horit të Maqedonisë, edhe pjesa tjetër e familjes ka ngelur në trojet shqiptare, pra të Shqipërisë sotme. Të gjithë fëmijët kanë pas studiuar, thotë, të farefisit tonë në shkollat në Tiranë, kështu që nga kjo ndarje kufive, vëllezërit, motrat, familjet me njëri tjetrin kanë ngelur me 25-30 vjet pa u parë me njëri tjetrin. Bu çok ağır bir dram aslında. Evet, çok dram var. Yani böyle bir dramda demek ki kardeş kardeşte kopmuştur. Kopmuş. Yönetimde Enver Hoca, Hacıleş, bir sürü büyükelçi var yine akrabalardan. Çok yakın akrabalar. Buna rağmen gizli falan sokamıyorlar akrabalara. Megjithse thotë nga farefisi i tyre kanë pasur ato të cilët kanë qenë edhe në udhëheqjen shqiptare në atë kohë, Haxhilleshi edhe emrat të tjerë që kanë qenë farefisi i tyre, por me që kufit kanë qenë të ndarë, as ato nuk kanë pasur mundësi të bëjnë asgjë, kështu që familjet janë ndarë në dysh. Hiç orada kalan akrabalarla ne zaman görüşmüştü anneniz? Orada kalan akrabalar var mıydı? Var. Bizim burada hiç yok zaten. Hala hepsi orada. Bir kısmı İtalya'ya kaçmıştır. Bir kısmı... Halamın bir tanesi Belçikalı. Amerika'ya çok giden var. Amerika'da tanıştım çoğuyla. Arnavutluk'ta kalanlarla? Arnavutluklarda yani olmadı pek şey. Olmadı. Ama orada kalan oldu. Tabii oldu. Pra nga kanë ngelur shumë farefisë mbas mbarimit të luftës së dytë botërore në kohën e komunizmit, të mbasdarjeve të kufive, nga farefisët tani pjesë kanë ngelur në Shqipëri, një pjesë kanë shkuar në Itali, një pjesë në Amerikë. Me ato të Amerikës atje kemi patur lidhje, por me të tjerët në Shqipëri nuk kemi pas mundësi të bëjmë lidhje. Sonra Türkiye'ye geliyorlar. Evet, geliyor. Burada nasıl bir hayat başlıyorlar? Babam, İlk etapta neyle uğraşıyorlar? Babam başarılı bir iş adamıydı. İsmi neydi babanızın? Reşat Süngü. Reşat Süngü. Oradaki isim de bu muydu? Hayır değil. Oradaki ismi Reşat Adem. Reşat Ademi. Pra babai saj quhet, ka pasur emrin Reşat Ademi që ka ardhur nga Ohri, por këtu është quajtur Reşat Süngü dhe ka qenë një biznesmen me famë në atë kohë. Kush ka qenë? Ne iş yapıyordu o zaman? Hani ilk geldiğinde nasıl başlamışlar, nerede oturmuşlar ve ilk etapta ne işler yapmışlar? Şimdi yine memlekette arkadaşlarından bir kimyevi işler yapmışlar. Sonra yurt dışı, Türkiye'de o zaman hiçbir şey yok. Yurt dışından makine şeyleri getiriyorlar. Getirir başka işte. Yani ne bileyim ticaret işte böyle. Pra Östmar babai saj me tregtin me biznesin e makinave të rëndë dhe kështu që në Turqi ka hedhur hapa të larta të biznesmenëve. Siz kaç kardeşsiniz? Biz 4 kardeştik, şimdi 2 kardeş kaldık. Allah rahmet eylesin hayat olmayanlara. Pra janë këto janë 4 fëmijë. Peki biraz aileden çıkıp da direkt sizin hayatınızda aslında geçmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de sizin isminiz gerçekten ön isimlerden gelen ve bu bizim için de onur ve gurur kaynağı aynı zamanda. Sizin eşinizle evliliğinizde nasıl oldu? Ben onu merak ediyorum. Şöyle oldu. Ben de Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyordum. Orada tanıştık. Hangi görevdeydiniz Dışişleri Bakanlığı'nda? Personel dairesinde çalışıyordum. Zaten girdim işte 2 sene sonra kocamla evlendim. Nasıl tanıştınız? Ben ilk etapı merak ediyorum. Yani arkadaş olduk önce. Sonra tayini çıktı. Çıkınca evlenme teklif etti. Kabul ettim. İstifa ettim. Evlendim. Pra tani dua të prek pak të jeta e saj, dua ta ngacmoj pak se si është njohur me të shoqin e saj, sepse bashorti i saj ka qenë edhe një politikaxhi, ka qenë edhe një deputet, ka qenë edhe një ambasador i plot fuqishëm i njohur si në Turqi edhe në gjithë botën, sepse jeta e tyre ka kaluar sa në një shtet në tjetrin, edhe më thotë që në atë kohë punoja në Ministrinë e Jashtme, isha e punësuar aty dhe ishte koha kur njohemi tim shoq edhe ishte njeriu i parë që dola me të dhe më bëri propozimin e martesës, o martova me të. Biraz hayatınız Arnavut Butluk televizyonunda taşınmaya çalışıyorum ben. Evet, çok Türk Arnavutluk'tan ve Türkiye ile birlikte yaptım zaten her zaman. Evet. Zaman. Bir peki, sürü aktivite yaptım, Birleşmiş Milletler'de çalıştım. Eşim zaten orada büyükelçiydi. İlk çıkışınız nerede oldu? İrlanda oldu. İrlanda oldu. Evet. Orada büyükelçi olarak mı atıldı? Sefareti bizim eşim açtı orada. Hı hı. Ben de orada güzel sanatlar okudum. Hı. Resim ve heykel okudum. Ondan sonra İngiltere'ye gittik. Londra'ya. Londra'dan Kıbrıs'a gittik. Hangi, pra e pyeta se kur ka qenë, cili ka qenë udhëtimi juaj i parë me bashortin tuaj si ambasadori plot fuqishëm dhe thotë që ka qenë në Irlandë, ku unë atje studiova edhe për artet e bukura, ku është edhe një arkitekte e busteve hejkeleve. Dhe pastaj thotë ka vijuar që nga atje në Angli edhe në vende të tjera të botës. Peki böyle çok hareketli bir hayatınız olmuştur. Çok yani oldu. Bir ülkeden başka bir ülkeye farklı toplumlarla, farklı ülkelerde farklı insanlar ve her zaman gözde olan bir ailesiniz işinizden dolayı ve bu sizin için çok zor olmadı mı? Biraz sizin yok, hayatınız... Olmadı. Yani çok güzel yerlerde bulunduk. Ya her yeri sevdik biz. Ve her yerde sevildiniz. Her yere sevdik ve her yerde çok sevildik. Pra e pyet se për një zonjë nuk ishte vështirë që të kaloj jeta e saj duke filluar që nga në mosha e re, duke vajtur sa në një shtet në një tjetër, duke ndryshuar vazhdimisht ambiente, duke njohur njerëz të ri, edhe duke qenë gjithmonë në prezencë në sytë të gjithë botës që duhet të kesh kujdes për gjithçka, por thotë jo as pak, përndryshe unë ndihem shumë e lumtur sepse kam njohur shumë kultura të ndryshme, kam njohur edhe kam dashur dhe na kanë dashur të gjithë njerëzit me të cilët kemi pas kontaktin ton. Peki Arnavut olarak gittiğiniz yerlerde hiç Arnavut olduğunuzu söylediniz mi? Hep söyledim. Hep söylediniz tabii, değil mi? Yani prapse kudo që shkua atë tha që jeni shqiptare dhe duke ju dridhur buza, duke u mbushur syt, thotë që gjithmonë e kam thënë edhe kjo është ndjenja që më bën të çaj. Anneannem acayip bir Arnavut. Hikaye şöyle, küçükken Arnavutluk ne olsa böyle kötü bir şey olsa başkası yapıyor. İyi yapılan olursa muhakkak Arnavutluk diyor. Arnavut diyor bu. İyi bir şey yapılınca. Yani birisi, iyi birisi ise Arnavutluk kızı bunun soyu öyledir, Arnavuttur diyor da. Ona anneanne her şey, herkes mi Arnavut derdik. Evet, Osmanlı'da herkes Arnavuttu. Atatürk Arnavut. Bak Atatürk'ün etrafında olan herkes Arnavut. Peki Arnavut, anneanne derdik, Napolyon, o da tabii Arnavut. Ve böyle sıra sıra meşhurların hepsini anneannem Arnavut derdi. Sonra annem dedi ki, Napolyon altını var bizde. O Fransız Napolyon'u hatırlamadı diyor. Arnavutların Napolyon altını vardı. Ona diyor. O tabii Arnavuttur diyor. Pra thot të tregoj një histori juve që tregonte nëna ime vazhdimisht. Kur ishte çështja thot për të treguar një histori të mirë, që është bër kjo, është bër ajo, gjithmonë thoshte, ha, se këtë e kanë dorë shqiptarët. Ky është shqiptar. dhe e pyesja nënën se gjithçka në botë kur është puna për një emër të famshëm siç është Napoleoni, thuaj që është shqiptar, po i thoshte edhe ajo është shqiptar. Pra gjithçka që bëhet e bukur në botë, gjithçka e bën shqiptarët. Yani Arnavut dediğin zaman biraz çok fazla duygulanıyorsun. Niye böyle? Ben mi? Evet. Bilmem. Prapë e pyet sepse kur tha shqiptari mbushën syt me lotë dhe emocionohet, përse i them, nuk e di thot. Yani özlem duyuyorsun. Duyuyorum tabii. Hiç gittin mi oraya? Gitmedim. Şeye gittim. Makedonya'ya gittim ama yine Arnavutlarla. Kızım gitti bu sene Kosova'ya gittim. Çılgın Arnavutlar diyor. Her arabada bir Arnavut bayrağı varmış. Ama benim evimde de zordur bayrak. Evet. Çok güzel. Pra e pyes se keni qenë ndonjëherë në keni vizituar Shqipërinë, keni vizituar trojën shqiptare, thotë që ka vizituar Kosovën e Maqedoninë, por jo Shqipërinë, por preket shumë. Peki burada genellikle Arnavut faaliyetlerle ilgili her zaman faaliyetler yapmaya çalıştınız. Şimdi ben gençliğimde ve çok yaptım. Arnavut Derneği'nde çok önemli insanlarla birlikte, profesörler içlerinde bunun, çok faaliyette bulundum. Ama en fazla yaptığım, rahat rahat yaptığım Amerika'da oldu. Amerika'da? Evet, Amerika'da oldu. Bu ölen Cumhurbaşkanı kimdi? Arnold Lusun? Edwin Hoca mı? Yok yok. Ramiz Alia mı? Ha, Ramiz Alia. O da çok geliyordu Amerika'da. New York'a çok gelirdi. Ve biz dernek kurduk orada. Halamın oğlu. Hangi yolda? 80-90 yıllarda? Evet. Pra e pyes sepse vazhdimisht është munduar të bëjë aktivitete të kulturës shqiptare edhe e pyeta se cilat janë aktivitetet më kryesore dhe thotë që ajo më kryesorja ka qenë aktiviteti që ka ndërtuar shoqatën shqiptare në Amerikë, në New York, ku në atë shoqatë gjithmonë vizitonte edhe ish-presidenti i Shqipërisë Ramiz Alia. Eşiniz çok başarılı bir politikacı. Evet. Diplomat da aynı zamanda. Aynı zamanda bir diplomat, büyük elçi. Eşinizle ilgili bize anlatabileceğiniz olan bir anınız. Onun da çok sempatisi vardı Arnavut'la. Nereye gitsek en büyük bizim dostumuz Arnavut Büyükelçiliği, o büyükelçisi olurdu. Nereliydi eşiniz Aslı? Onun ailesi Bulgaristan. Bulgaristan. Hangi isim, soy isimlerdeydi onlar? Batu. Batu. Orada da mı Batu? Evet evet. Ha, bilmiyorum ama soyadı zaten Cumhuriyet'ten sonra gelmiş. Olmuş. Cumhuriyet'ten sonra gelmiş. Evet. Pra i shoqi i saj, bashorti i saj që ka qenë diplomat shumë i fanshëm në Turqi, e pyeta se na tregoni një moment, një çast, diçka që ju ka ngelur në mendje gjatë udhëtimeve të shoqëve nëpër botë, cila është ajo që ju ka ngelur gjithmonë në mendje dhe thotë që kudo që shkonim, im shoq thoshte që mysafirët, miqtan më të denjë, miqtanë më të mirë janë shqiptarët, edhe kudo që shkonim, ato që ishin miqtan më të mirë ishin ambasadorët shqiptar. Biraz da çocuklarınıza geçelim. Kaç tane çocuğunuz var? Tamam, onu söyleyeyim. Bir de Amerika'da biz gazete çıkarıyorduk. Hangi gazete? New York'ta Arnold gazetesi çıkarıyorduk. Pra në New York, thotë që neve nxjerrin gazetën shqiptare. Ve çok yardım topluyorduk Arnavut'la. Ve gjithmonë mbledhim ndihmë për Shqipërinë. Gazetenin ismi neydi? Ay, hiç hatırlamıyorum. Kaç sene geçti? Hiç hatırlamıyorum. Yalnız mesela Türk Cumhuriyet Bayramı olduğu vakit orada bulunan Arnavutlar hepimiz arkamızdaydı bizim. Arnavut bayraklarıyla yolda yürürdük hep. Hepsini çiftmanı ruh mühlemura çiftar. Evet. Arnavutça hiç öğrenmemişsiniz. Ya. Niye böyle? Ay işte bilmem niye öğrendim. O çocukluk tepkisi herhalde. Niye çocukluk tepkisi? Çünkü burada hep alay ediyorlardı. Sizlerle? Tabii canım. İşte gevur deniyor filan deniyor. O zamanlar? Tabii tabii. Daha kötüydü o zamanlar. Tabii yeni savaşta çıkmış olan tepkiler toparlanmaya çalışıyor, karışık dönemler. Ondan böyle tepkidir çünkü evin içinde konuşuluyor bu. Pra e pyta sepse nuk keni mësuar shqipën, po thotë ka qenë kohë e vështirë atëherë që ka qenë edhe Turqia po mblidhej nga lufta, edhe patjetër që populli ka pasur përsharit të veta, ku ato që nuk din turqisht quhen të huaj. İki tane çocuğunuz var. İki çocuğum var. İsimleri nedir? Kızım Pelin Batu, oğlum Arda Batu. Pra e pyes për fëmijët e saj sa fëmijë keni, që ka dy fëmijë, Arda Batu dhe Pelin Batu. Pelin Batu është një figurë shumë e shënuar. Teuta olacaktı, kabul etmedi. Ettiremedik. Teuta olacaktı ismi. Ha, Teuta. Teuta çünkü koyamadık. Niye koyamadınız o zaman? Yasaklıydı. Yasaklıydı. Do kisha dëshirë, thotë që vajzës time t'ia veja emrin Teuta, siç e ka pasur mbretëresha shqiptare, mirë po në atë kohë në Turqi nuk binin dot emrat e ujit, duhej emër turk. Şimdi çocuklarınız Pelin Türkiye'de ve dünyada zaten tanınan medya sektöründe hem yazar hem tarihçi hem oyuncu, çok başarılı. Oğlunuz da aynı zamanda sağlık hem öğretim görevlisi, hem de dış politiklerle mi uğraşıyor? Yani dış politikayla uğraşıyor. Türkiye'deki küçük işletmeleri, yani Anadolu'da yeni işler kurulmasını ön ayak oluyor. Hem siyasi hem ekonomik. Pek politik olarak şey yapmıyor, girişmiyor. Yok, tamamen. Biraz yani Türkiye'de politika yapılmıyor maalesef. Pra pyes për fëmijët e saj, keşke olsa se vajzën e ka shumë të njohur në media turke, është edhe shkrimtare, edhe historiane, edhe aktore, dhe djali i saj merret edhe është edhe profesor, gjithashtu edhe me politikat e jashtme, edhe me biznesin. Pra çocuklarınız için zor olmadı mı? Çok ünlü bir şahsının, bir politikacının, bir ailenin çocukları olması, özellikle Pelin için medya sektöründe girmesi? Ya olmadı. Yani, hayır, çünkü şeydir, bir kere çok küçük bir aileyiz. Arkadaş ve dost olarak bu çocuklar büyüdü hep. Ailenin içinde. Hep tartışırdık, hep konuşurduk. Fazla agresif bir şeyimiz yoktu bize. Yani genellikle çocuklar babalar ve annelerin mesleklerinde gitmeye... Yani çok sakin bir şey oldu. Öğretim hayatı öyle. Anne babayla çocuklar arkadaş gibidir. Yurt dışında 40 sene, 43 sene kaldık. Hep bir aradayız. Arnavut dediğimiz zaman gözleriniz doluyor sizin. Evet. Bu böyle bir Arnavut aşkı bu. Evet. Gurur duyuyorsunuz. Gurur duyuyorum. İftihar ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Ama burası da yani Arnavutluk'taki nüfus kadar Türkiye'de de Arnavut var. Daha çok. Pra i them që kurse e thua shqiptar të mbushën syt me lot, emocionohesh shumë, po thotë ndihem krenare, emocionohem, i dua të gjithë. Këtu ka aq shqiptar sa ka edhe në Turqi, biles këtu ka më tepër shqiptar sa në Turqi, se janë mbi 10 milyon shqiptar në gjithë Turqinë. Bir de şöyle bir şey var, Arnavutlar hep birbirlerini destekliyorlar. Raşiptar'da mbrojnë gjithmonë njëri tjetrin. Yani kasaptan Arnavut olsun, manav Arnavut olsun, doktorun Arnavut olsun. Size de bir doktorumuzu buldum. Yine Tiran'dan gelmiş. Tiran'dan mı gelmiş? Evet, sizi bir tanıştıracağım onun da. Edwin ismi. O, memnun olurum. Edwin Mirza. Pra thot këtu shqiptarët e mbrojnë njëri tjetrin, këtu i ke të gjithë kasapin e ke shqiptar, doktorin e ke shqiptar, politikanin e ke shqiptar, artistin e ke shqiptar, këngëtarin e ke shqiptar, ne mbrojmë njëri tjetrin. Bir de ilgimi çekti, eviniz tam bir hazine, kitaplığı, her yerde kitaplıklar var. Kaç tane kitabınız var? Ya 30.000'e yakın kitabımız var, yakın. Evet. Hepsi şu an bu yalnız burada değil, 3 evde. 3 evde. Ajo që më tëroj që më moni në shtëpinë e tyre ishte kytyphania e madhe, pra libraria që kanë në shtëpi, janë mure të mbushura, dollapë të mbushura me libra, edhe pyes se sa libra keni, se më tëroj që vëmendjen dhe thotë që kemi mbi 30.000 libra. Kitaplarınız aynı zamanda sadece Türkçe dilinde değil ama Fransızca da vardı, İngilizce de vardı, evet. Osmanlıca var. Osmanlıca da var. Evet. Siz hangilerini bunlardan okudunuz? Hangi dilde? Ben daha çok İngilizce ve Türkçe. İngilizce ve Türkçe. Evet, Pelin ama kızım Fransızca, Osmanlıca da çok iyi okur. Osmanlıca da çok güzel okuyor. Osmanlıca. İyi, koleksiyon da yapıyor zaten. Çok güzel. Unë thot kam studuar në, i studuar në anglisht edhe në turqisht, por vajza ime i lexon në frangjisht, në anglisht, në turqisht, në gjuhën e vjetër osmanlije, është një historiane shumë e mirë, në kërkuese shumë e mirë historisë. Peki genellikle aslında bu konudaki sorular sormuyorum ama siz çok farklı olduğunuz için ve bilgileriniz de geniş olduğu için her konuda bir bilginiz var. İlirya hakkında hiç konuşuldu mu ailenizde? İliryalılar hakkında. Ha, evet, konuşuldu. Hatta galiba benim Pelin de araştırma yapıyor diye biliyorum onu. Öyle mi? Öyle, çok güzel. Öyle hatırlıyorum. Pra e pyese me që kanë gjithë këto librari të madhe në familjet e tyre dhe gjatë bisedave dhe aktivitetet e tyre është bërë fjalë për Iliriadën, për Ilirin dhe thot vazhdimisht patjetër dhe vajza ime mbi Ilirien po bën kërkime historike në këtë kohë sa ajo është edhe shkrimtare librash. O zaman bir selam alalım tüm Arnavutlar ve tüm Türkler için, tüm dostlar için. Evet, çok sevgiler, çok teşekkürler. Mimoza beni ağlattı bugün. Ama mutlu bir ağlattı. Oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Thot përshëndetje për të gjithë. Megjithëse Mimoza më bëri mua sot të çaj, por këto janë lotët e mallit edhe të gëzimit dhe programi ai që na dha mundësi që të bëjmë programe shqiptare të Turqisë, figurat e njohura është Artur Bejzadej i programit Ura të televizionit shqiptar. Mirupafshim në program tjetër. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Anneciğim, sana da çok teşekkür ederim.